Otomobil meraklısı Sardalkan'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, sıfır araba fiyatları ve bayilerini gezmeye geçen hafta devam etmiştik. Bu hafta çok yoğun bir talep geldi. Diğer markalara da niye gitmediniz diye. Evet, şimdi gezmediğimiz diğer markaları da bir öğreneceğiz arkadaşlar. Bakalım oradaki son durum ne? O markalar ne zaman araba getirecek? Fiyatlar Ve zamlandı mı? Bütün arabalar yine zam üstüne zam koymaya devam ediyor. Bunu size buradan daha videonun başında söyleyeyim arkadaşlar. Lafı da çok uzatmak istemiyorum. Videomuza geçmek istiyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğeniniz bizim için önemli arkadaşlar. Evet, şimdi ilk bayimizle buyurun videomuza geçelim. Sönmezdi arkadaşlar. Bu araba da satılmış. Hiç Ford Focus yok. Bir tane Kuga var. Connect var. Başka da arabamız yok. Müşteriler bekliyor. 3 kişi de sırada var. Arkadaşlar, Ford'un içine girdik. Ne kapora verebiliyorsunuz, ne fiyatı sabitleyebiliyorsunuz. Onu size söyleyeyim. Kasım ayında gelecek. Yaklaşık bu ayın sonu itibariyle arabaların listesi gelecek. Hani ben trend paketi alacağım. Trend paketi ayırın, o da bir yok. Yani Kasım sonu gibi, pardon, bu ayın sonu gibi listeler gelecek. O listeler üzerinden hangi arabayı almak istiyorsanız Kasım'da o araba gelecek. Yani Ford'da da durum bu ve fiyat sabitlenmiyor. Kapora da almıyor arkadaşlar. Şimdi diğer bayimize Evet geçelim. arkadaşlar, Kia bayine geldik. Bakalım Kia'da son durum ne? Gördüğünüz gibi Yalova yolundaki Kia bayindeyim. Evet, Kia bayindeyiz. Hep spor taşılar var arkadaşlar. SUV modeller. 2.0 2020 1.6 benzinli. 378 bin. Bakalım hangi arabalardan var, ne kadar var. Evet arkadaşlar, Kia bayine de girdim. Gördüğünüz gibi Kia Sportage'lar oldukça fazla, ÖTV geldiğinden dolayı talep tamamıyla Stonic'e gelmiş. Bayi mesela diyor ki bana 1000 lira kapora bırakırsan diyor, Stonic'te diyor. 8 tane gelecekmiş bunlara. 8'i zaten satılmış. İlk onlara verilecek. Ama bu ay içerisinde de Stony diyor alma ihtimali %70 diyor arkadaşlar. Benim anladığım yurt dışından ithal arabalardaki bu süre biraz daha kısa oluyor. Yani nedense çok enteresan bir şey var. Türkiye'deki arabaların termini uzun. Ama yurt dışından gelenlerin termini biraz daha az. Liste geliyor. Listeye göre satıyor. Hatta biraz önce Artvin'den gelen bir müşteri Stony'yi almaya geldi arkadaşlar. Bir ay önce yazılmış. O da onu alıyor. Bu arada Stonic'te 200 bin lira ile 230 bin lira arasında arkadaşlar, 1.0 motor. İşçiliği fena değil. Kısa bir videosunu da koyacağım zaten. Devam edelim. Nasıl geçti yolculuk? Şimdi gördüğünüz gibi yine Yalova yolu üzerindeki Peugeot bayine gidiyoruz. Bir de Peugeot'ların durumuna bir bakalım. Arkadaşlar, Peugeot'da da 2008 baktım özellikle. Biliyorsunuz yılın otomobili seçildi. Çok sevilen bir araba oldu. Açıkçası Peugeot'lar da arkadaşlar aktif modelleri ve alür modelleri var arabalar. Ama yine bu şekilde Ağustos, özür diliyorum size, Ekim ayında yine pazartesi belli olacak gelecek arabalar. Gelecek arabalar nezdinde size diyor ki şu 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 arabalar var, şu fiyat. Fiyat standartlaması yapılamıyor. Bunu yine size söylüyorum. Bakın, hiçbir bayide yok. Bu ay sonu faturayı kesecek. Arabada örnek veriyorum arkadaşlar, Kasım gibi o civarlarda gelecek. Ama faturayı kesecek ve siz faturayı kapatmanız gerekiyor. Ödemeyi yapmanız gerekiyor Peugeot'da. Yani araba güzel açıkçası. Tam otomatik şanzıman 1.2 130 beygirlik arkadaşlar. Yakıt tüketim de 7.5 litre civarında. Araba yok çünkü çekemedim. Evet, diğer bayimize geçelim. Şentürk'e geldik, Hyundai'ye. Bakalım Şentürk'te durum nasıl? Şentürk'te fiyatlar ne durumda? Zam geldi mi? Arkadaşlar, herkese zam gelmiş bu arada, ben size söyleyeyim. Peugeot 2008'de 20 bin lira zam gelmiş. Şimdi bakalım E20'de Hyundai'de durumlar nasıl? Tamam, başlangıç paketi 229 bin lira. İşte Hyundai'de Tucson'a baktık özellikle. Tucson'daki fiyatlar açıkçası, Hyundai'de şöyle bir güzellik var. Arabayı alıyorsunuz, kaporayı veriyorsunuz arkadaşlar. Fiyatı size sabitliyor ve bu ay içerisinde de teslim edebiliyor açıkçası Tucson'lara. Baktığım araç 1.6 benzinli, 177 beygirlik. Bas paketli arkadaşlar. 200, özür diliyorum size, 325 bin lira fiyatı vardı. Bakalım bu araçla ilgili ne diyecekler, kaça bırakabilirler. Ama anladığım kadarıyla bu ay içerisinde Tucson'ları alabilme ihtimaliniz var. Yani Hyundai'de bu güzellik var. Bunu